Merhaba Mıstık Fenci'de LGS çalışma isteğini arttıracak 8 taktikle yine birlikteyiz. Arkadaşlar LGS çalışma isteğimi nasıl arttırırım? Birinci taktiğimiz şu. Tören beklemeyin, eyleme geçin. Arkadaşlar kimse sizi ders çalışmak için tören dahilinde sizi ders çalışmaya davet etmeyecek. Kendiniz çalışmak için tören beklemeyin, kendinizi zorlayın ve harekete geçirin. Motivasyon gelip gider ama gittiğinde hala ders çalışıyorsan kazanırsın arkadaşlar. Öğrenci birinci dönem başlıyor, birinci dönemin sonunda, ikinci dönemin başında bırakıyor. İkinci dönem ders çalışmayı bıraktığı için bütün birinci dönem çalıştığı da boşa gidiyor. Onun için arkadaşlar motivasyon gitse dahi ders çalışmaya devam ediyorsan kazanacaksındır. Uzun bir süreçte bu hep olacaktır arkadaşlar. Ders çalışmaya ön yargılı bir şekilde başlamayacaksınız arkadaşlar. Olumsuzluğu kafanızdan sileceksiniz. Yapamıyorum, olmuyorum gibi kelimeleri kullanmamanız gerekiyor. Düşüncelerinizi yönlendirecek ve karar alacak kişi siz olduğunuz için, hedeflerinizi gerçekleştirmek için çaba sarf etmelisiniz arkadaşlar. Ne kadar çaba o kadar başarı arkadaşlar. İkinci taktiğimiz, hedefinize sıkı sıkıya bağlanmamız gerekiyor arkadaşlar. Kendimize bir ders çalışırken kısa vadeli hedefler koyarak ilerlemeliyiz. Daha fazla başarılı oluruz arkadaşlar. Kısa vadeli hedefler bizi başarıya daha hızlı götürür. Günlük, haftalık, aylık hedefler belirleyerek bitireceğimiz konular, çözeceğimiz soru adetleri, deneme sınavlarında alacağımız puanlar gibi ana hedefimiz için bunları basamak olarak Kullanmalıyız arkadaşlar. Üçüncü taktiğimiz arkadaş çevremizi çalışan öğrencilerden oluşturmalıyız arkadaşlar. Boş beleş arkadaşlarla den değil. Çevremizdeki arkadaşlar çalışan, çalışmayı seven, yarış edebileceğimiz nitelikte olmalı. Arkadaşlar yarış edebilmek anahtar burada. Verimli ders çalışmak için arkadaşlar yarışacağınız kişiler olmalı. Sizleri tetikleyecek kişiler olmalı. Bir arkadaş temizliğimizi yapıyoruz. Boş beleş arkadaşlarımızdan uzaklaşıyoruz. Çevremizde bizi olumlu konuşma ve davranışlarıyla tetikleyecek arkadaşlarımızla devam ediyoruz. Bazı kişiler konuşma davranışlarıyla bizi etki yapar. Onun için boş beleş arkadaş temizliğinden kurtulduktan sonra onlarla çok kısa sürede olsa bir arada olmanız, konuşmanız, sizin adınıza çalışma isteğinizi kamçılayacaktır arkadaşlar. Dördüncü çalışma isteğini arttıracak faktörümüz başarıda kendinizi ödüllendireceğiz. Başarısızlıkta ise cezalandıracağız. Arkadaşlar eğitimde ödül ceza önemli. Denemelerde yazılılarda aldığınız puanlara göre kendinize ödül veya ceza verin arkadaşlar. Mesela şu kadar puan alırsam veya yazılıdan 100 alırsam şu kadar TV izleyeceğim, şu kadar cep telefonuyla oyun oynayacağım şeklinde olmalı arkadaşlar. Beşinci taktiğimiz iyi bir eğitim koçu edinin arkadaşlar. Yani okulunuzdan veya çevrenizden iyi bir eğitim koçu edinin. Bu kişi üzerinizde etkisi ve yaptırımı olan biri. Öğretmeniniz olacağı gibi bir üniversiteli büyüğümüz de olabilir arkadaşlar. Özellikle bu kişinin sizi denetleme görevi çok önemli. Arkadaşlar bizler kendi kendimizi denetlemekte zorlanırız ama bir eğitim koçumuz veya bir denetleyicimiz olduğunda daha iyi ders çalışırız. Arkadaşlar ders çalışırken mutlaka karşımıza zor sorular çıkmıştır. Birçok kişi zor sorular çıktığında ders çalışmayı bırakır. Fakat zor sorular sizi asla yıldırmamalı. Pes etmeden çalışmanıza devam etmelisiniz. Ders çalışmayı düzenli olarak, bakın bu düzenli olarak önemli, her gün yapmalısınız. Arkadaşlar yemek yemek gibi, su içmek gibi artık ders çalışmak sizin rutin işiniz haline gelmeli. Anlamakta zorlandığınız ve takıldığınız sorular olabilecek. Bunları mutlaka not alıp Bilen arkadaşlarınıza veya hocalarınıza, eğitim koçunuza, eğitim koçunuzla birlikte sizi yönlendirdiği kişilere sorup eksiklerinizi tamamlamalısınız. Altıncı taktiğimiz kendinize dert ortağı bulun. Arkadaşlar sizinle aynı dertleri dertlenecek, aynı kaygıları olan yani LGS'yi kazanma kaygısı olan ve bununla paylaşacağınız arkadaşlar edinin. Sürekli o arkadaşlarınıza dertlerinizi, Problemlerinizi, kaygılarınızı onlarla paylaştırsanız arkadaşlar rahatlayacaksınız ve ters çalışma isteğiniz artacaktır. Yedinci kuralımız ümitsizliğe kesinlikle düşmeyeceğiz. Arkadaşlar bir öğretmenimin de söylediği gibi bir ömür boyu eşeklik edeceğine bir süre ineklik edersen hayatın düzene girecektir. Arkadaşlar ümitsizliği de döştüğünüzde bu kelimeler aklınıza gelsin bir ömür boyu eşeklik edeceğine bir süre ineklik et deyip kendinizi ümitsizliğinizi bırakabilirsiniz. Sekizinci kuralımız arkadaşlar 3T kuralı. Telefon, tablet ve TV'den uzak duracağız. Arkadaşlar bir koltukta iki karpuz taşınmaz. İlla biri düşer kırılır. Yani ben hem ders çalışacağım hem telefonum olacak. Sosyal medyada, Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da dolaşacağım hem de ders çalışacağım. Bu olmaz arkadaşlar. Bunlardan uzak duracağız. Bunlardan ne kadar uzaklaşırsak çalışma isteğimiz artacaktır. Bunlar ve sosyal medya senin vaktini alacak ve seni uzaklaştıracaklar. Özellikle öğrenciler şu an oyuna düşmüşler. Sürekli oyun oynuyorlar veya sürekli fotoğraf çekip Instagram'da paylaşıyorlar. Bunlar arkadaşlar sizi dersten uzaklaştıracağı için kesinlikle ve kesinlikle LGS öğrencisinin bu 3T'den uzak durması gerekecek. Arkadaşlar YouTube Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olmanız ve like atmanızı istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.